Sevgili öğrenciler, yeniden merhaba. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Samsun Gelişim İzleme Sistemi, SAMGİS ekibi tarafından hazırlanmış olan 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı KİT 2 testi sorularının çözümüne başlıyoruz. Birinci soru. Buna göre 1. Osmanlı yönetimi dünyadaki gelişmelere ve olaylara duyarsız kalmıştır. 2. Osmanlı Devleti'nde mutlakiyet rejimi sona ermiş, meşrutiyet yönetimi başlamıştır. 3. Osmanlı halkı yönetime ilk kez ortak olmuş, seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi metnimize bakalım. Fransız İhtilali sonrası başlayan milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkların ayrılıkçı düşüncelerini yok etmek ve devletin dağılmasının, parçalanmasının önüne geçmek için yöneticiler tarafından farklı dönemlerde çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden biri de 1876 yılında 2. Abdülhamit döneminde meşrutiyet yönetimine geçilmesidir. Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanuni Esası yürürlüğe girmiş, halk ilk defa seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Halkın seçtiği Müslüman ve gayrimüslim 115 üyeden oluşan Mebusan Meclisi ile 26 üyesi bulunan ve tüm üyeleri padişah tarafından seçilen Ayan Meclisi açılmıştır. Şimdi yargılarımızı tekrar gözden geçirelim. 1. Osmanlı yönetimi dünyadaki gelişmelere ve olaylara duyarsız kalmıştır. Arkadaşlar, dünyadaki gelişmelerden bir tanesi Fransız İhtilali. Dünyayı ve Osmanlı'yı en çok etkileyen gelişmelerden biri bu. Ve devlet bu gelişme karşısında devletin parçalanmasını, dağılmasını engellemek için çeşitli önlemler almaya çalışmış. Yani bu gelişmeler karşısında duyarsız kalmamış, görmezden gelmemiş. Hatırlayın, Tanzimat Fermanı'nı, Islahat Fermanı'nı, Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarını ve buradaki 1876 yılında ilan edilen meşrutiyeti, anayasanın yine yürürlüğe girmesini bu kapsamda düşünebiliriz. Yani Osmanlı yönetimi dünyadaki gelişmelere ve olaylara duyarsız değil, çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Bu nedenle birinci yargıya ulaşmamız mümkün değil arkadaşlar. İkinci yargıya bakalım. Osmanlı Devleti'nde mutlakiyet rejimi sona ermiş, meşrutiyet yönetimi başlamıştır. Arkadaşlar, mutlakiyet tek kişinin yönetimi demek. Kral, padişah, imparator. Meşrutiyet ise kralın ya da imparatorun yanında, padişahın yanında halkın da yönetime katılabilmesi. Osmanlı'da bu dönemde olan tam olarak bu arkadaşlar. O yüzden ikinci yargıya ulaşmamız mümkün. Osmanlı Devleti 1876 yılında meşrutiyet yönetimine geçiyor, mutlakiyet yönetimini bırakıyor. Üçüncü yargımıza bakalım. Osmanlı halkı yönetime ilk kez ortak olmuş, seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Evet, ilk defa halk seçme seçilme hakkını kullanıyor. 115 kişiyi seçerek padişahın yanında yönetime katılmaya başlıyor arkadaşlar. Daha önce böyle bir olay yok. Bu ilk defa Osmanlı tarihinde olan bir şey. Bakın, 115 üyeden oluşan Mebusan Meclisi'ni halk belirliyor. Padişah da bu mecliste beraber çalıştığı için halk böylece yönetime ilk defa ortak oluyor. Yine halk oy kullanarak seçme hakkını kullanıyor. Yine halkın içinden 115 kişi seçilme hakkını kullanarak meclisi mebus olarak gidiyor. O yüzden üçüncü yargıya da ulaşmamız mümkün. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3, yani C seçeneği. İkinci soru. Bu metinden hareketle Mustafa Kemal'in lise hayatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Askeri tecrübesinin her geçen gün arttığını. B.
Türk tarihi hakkında bilgi sahibi olduğuna, C. milliyetçi, vatansever bir yapı kazandığına, D. fikir dünyasını etkileyen eserler okuduğuna. Metnimizi okuyalım. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ndeki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, ona Türk tarihini derinlemesine anlatmış ve onda tarihe karşı ilgi uyandırmıştır. Mustafa Kemal, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'in, Türkçü şiirleri ve yazıları ile tanınan Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerini okumuştur. Böylece kişiliği ve fikir hayatı şekillenmiştir. Evet arkadaşlar, metinden hareketle seçeneklerimize tekrar bakalım. A. Askeri tecrübesinin her geçen gün arttığını. Arkadaşlar, böyle bir şeye ulaşmak mümkün değil. Çünkü askeri tecrübenin artması için sahada olmak lazım. Savaşa katılmak lazım, cephede olmak lazım. Oysa Mustafa Kemal henüz öğrenci, lise yıllarında. O yüzden A seçeneğine ulaşmamız mümkün değil. B. Türk tarihi hakkında bilgi sahibi olduğuna. Bakın, Mehmet Tevfik Bey, tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, Türk tarihini ona derinlemesine ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Mustafa Kemal de Türk tarihi hakkında bilgi sahibi olmuş. Ulaşmak mümkün. C. Milliyetçi vatansever bir yapı kazandığına. Arkadaşlar, okuduğu insanlar vatansever insanlar, milliyetçi insanlar. Mustafa Kemal'in de bu insanların, bu yazarların eserlerini okuduğunu, bunlardan etkilendiğini, milliyetçi vatansever bir yapı kazandığını söyleyebiliriz. C şıkkına da ulaşmamız mümkün. D. Fikir dünyasını etkileyen eserler okuduğuna. Evet, Mustafa Kemal'in kişiliğini ve fikir hayatını şekillendiren eserler bunlar. Mustafa Kemal'i çok etkileyen yazarlar, şairler bunlar. O yüzden Mustafa Kemal'in fikir dünyasını etkileyen, örneğin ileride milliyetçi bir insan olmasını sağlayan eserler okuduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle D şıkkına da ulaşmak mümkün. Bu sorumuzun doğru cevabı A. Askeri tecrübesinin her geçen gün arttığına ulaşamayız. Üçüncü sorumuz, gençlik dönemi ve askerlik hayatında yaşadığı bu olaylar sonucu Mustafa Kemal ile ilgili olarak 1. Milliyetçilik duyguları pekişmiştir. 2. Meşrutiyete karşı olanlarla mücadele etmiştir. 3. Demokrasi, özgürlük ve benzeri fikirlerden etkilenmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Okuyalım yukarıyı. Fransız İhtilali sonrası tüm dünyaya yayılan eşitlik, özgürlük gibi fikir akımlarından etkilendi. Balkanlarda azınlıkların çıkarttığı çatışmalara ve ardından gelen toprak kayıplarına şahit oldu. 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için kurulan hareket ordusuna katıldı. Şimdi yargılarımıza dönelim. Milliyetçilik duyguları pekişmiştir. Arkadaşlar, bu yargıya ulaşmak mümkün mü? Evet, bakın, Balkanlarda azınlıkların çıkarttığı çatışmalara şahit oluyor. Bu çatışmalar sonucunda azınlıkların Osmanlı Devleti'nden ayrılmasına şahit oluyor. Toprak kayıplarına şahit oluyor. Bu da ondaki milliyetçilik duygularını pekiştiriyor. Onu daha vatansever, daha milliyetçi bir insan haline getiriyor. Adeta bir tepki olarak. O yüzden birinci yargıya ulaşmamız mümkün. İkiye bakalım. Meşrutiyete karşı olanlarla mücadele etmiştir. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu 31 Mart olayında o isyanı bastırmak için görev almasından anlıyoruz. Ne yapıyor burada? Meşrutiyete karşı olanlarla mücadele ediyor. Evet, demokrasi, özgürlük ve benzeri fikirlerden etkilenmiştir. Buna ulaşmak mümkün mü? Evet, biliyorsunuz bu fikirler Fransız İhtilali'nden sonra yayılan fikirler, eşitlik, özgürlük, demokrasi, milliyetçilik, hak, adalet. O yüzden Mustafa Kemal birçok insan gibi bu fikirlerden etkileniyor. Bu nedenle 3 yargımıza da ulaşmak mümkün. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Dördüncü soru.
Buna göre Trablusgarp Savaşı ve bu savaşta Mustafa Kemal'in rolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Osmanlı Devleti'nin işgale karadan ve denizden müdahale edemediğini. B. Mustafa Kemal adının ilk kez önemli ve tarihi bir olayda geçtiğini. C. Yapılan antlaşmayla Osmanlı Devleti'nin Afrika'da toprak kaybettiğini. D. Mustafa Kemal'in halkı teşkilatlandırıp başarılı bir mücadele verdiğini. Metnimizi okuyorum. 1911 yılında İtalya Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlı Devleti Trablusgarp'a ordu veya donanma gönderebilecek durumda değildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Enver Bey ve bir grup genç Osmanlı subayı gizlice bölgeye gittiler. Bu subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı Trablusgarp'ı savundular. Mustafa Kemal, Bingazi, Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdi. Balkan Savaşı tehlikesinin belirmesi üzerine İtalya ile yapılan Uş Antlaşması'yla Bingazi ve Trablusgarp kaybedildi. Şimdi seçeneklerimize dönelim arkadaşlar. Önce A seçeneği. Osmanlı Devleti'nin işgale karadan ve denizden müdahale edemediğine ulaşılabilir mi? Evet. Bunu nereden anlıyoruz? Osmanlı Devleti Trablusgarp'a ordu veya donanma gönderebilecek durumda değildi. Neden? Hemen Trablusgarp'ın yanında yer alan Cezayir, Fransız işgal altındaydı. Diğer tarafında yer alan Mısır'da İngiltere'nin işgal altındaydı. Haliyle Osmanlı Devleti'nin buraya karadan asker gönderme şansı yoktu. Allah'ım, 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 Allah'ım. Beşinci soru. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi savaşın Fransız ihtilalinden kaynaklanan siyasi nedenlerine örnek olarak gösterilebilir? Metni okuyorum. Sanayi İnkılabı ve Fransız ihtilalinin sonuçları Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında önemli rol oynamıştır. Fransız ihtilali savaşın siyasi, sanayi inkılabı ise ekonomik nedenlerini oluşturur. Arkadaşlar biz burada neyi arayacağız? Savaşın siyasi nedenlerini arayacağız. Seçeneklere bakıyorum. A. Siyasi birliğini 1870'te sağlayan İtalya'nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi. Arkadaşlar bu seçeneğin Fransız ihtilaliyle ve siyasi nedenlerle alakası yok. Bu ekonomik bir neden ve sanayi inkılabıyla alakalı. Bakın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi. B'ye bakalım. Sanayisini hızlı şekilde geliştiren Almanya'nın pazar ve ham madde arayışına girmesi. Bu da A seçeneğine benziyor. Almanya'nın pazar ve ham madde arayışına girmesi. Bunun da Fransız ihtilaliyle alakası yok. Bu da siyasi bir neden değil. C'ye bakalım. Rusya'nın Slavları panslavizm politikasıyla tek bayrak altında toplamak istemesi. Ne demek bu? Rusya büyük bir Slav imparatorluğu kurmak istiyor. Kendisi Slav ırkından ve diğer Slav ırkından olanları, örneğin Sırpları içine alacak dev bir Slav imparatorluğu kurmak istiyor. Bu da Fransız ihtilaliyle yayılan milliyetçilik fikrinin eseri arkadaşlar. Yani her millet kendi ulus devletini kursun düşüncesi. Bu durumda Rusya'yı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla ve Osmanlı İmparatorluğu'yla karşı karşıya getiriyor arkadaşlar. Neden? İki devletin içinde de Slavlar yaşıyor. Rusya bu Slavları söz ettiğimiz bu devletlerden koparmaya çalıştığı için siyasi olarak bu devletler karşı karşıya geliyor. O yüzden savaşın siyasi nedenlerine C şıkkını örnek olarak gösterebiliriz. D'ye bakalım. Avrupalı devletlerin ellerindeki sömürgeleri korumak için silahlanma yarışına girmesi. Bakın ne diyor? Avrupalı devletlerin
ellerindeki sömürgeleri korumak için. Bu da yine ekonomik bir neden, siyasi bir neden değil. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği.